Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de yapımına devam edilen stadı Vodafone Arena'nın çatı inşaatında sona gelindi. Çelik çatı iskeleti inşaatı sırasında büyük bir faciadan dönüldü. Olay saat 20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre çelik çatı iskeletinin kaldırılması sırasında vince bağlı kısım bir anda koparak yere düştü. Ya, olay anında biz otelin bahçesinde geziyorduk. Bir gürültü koptu ve gördüğümüz uzaktan şu soldaki vinçin sağdaki vinçe çok yakın olduğunu ve birbirine çarptığını, temas ettiğini gördük. Kaza sebebiyle vinç operatörüyle bir işçi yaralandı. İşçiler arkadaşlarının yardımıyla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bütün işçiler zaten işi bırakmışlardı. Hepsi şeye doğru koşuyorlardı. İşçinin bir tanesi soldaki vinçin altında yerde yatıyordu. Diğeri de o iki vinçin arasındaydı. İşçiler yardım ettiler, açık alana taşıdılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de incelemelerde bulundu. Olayın ardından Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Görevli işçilerimizden İsmail Kaya ve İbrahim Soner Dündar hafif şekilde yaralanmıştır. İşçilerimizin çekilen MR sonuçlarına göre birinin kolunda kırık, diğerinin ise kalçasında kırık olduğu belirlenmiştir. Kulübümüz, işçilerimizin sağlığı ve tedavi süreçlerinin her aşamasında yanlarında olacaktır denildi. 41.903 kişilik stadyumun 2015 yılında hizmete açılacağı belirtildi.